Merhaba sevgili gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ada Yayıncılık Milli Eğitim Ders Kitabı sayfa 16 alıştırmalara dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. En sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Birinci alıştırmamızda aşağıdaki pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanların bulunuz demiş. Gençler i̇şte burada 15 ile başlayacak olursak bakın 1 çarpı 15, 15'i verir. 15 aynı zamanda 3 ve 5 ile de bölünür gençler. O halde 15'in çarpanları 1, 3, 5 ve 15'tir. 24 için gençler istersek şöyle de yazabiliriz. Bakın 24'ü buraya yazıyorum. 1 kere 24 2 ile 12'nin çarpımı 3 ile 8'in çarpımı 4 ile 6'nın çarpımı 24'ü verir. O halde 24'ün çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür şeklinde yazabiliriz. Şöyle C'ye bakıyorum. 40'ın çarpanlarını gençler. Ama şöyle sol taraftan ayıralım. 1 çarpı 40 2 ile 20'nin çarpımı 40. 3'e bölünmez 4 kere 10, 40'ı verir. 1 de 5 ile 8'in çarpımı 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 şeklinde 40 sayısının çarpanlarını yazalım. E 60'ı da yine gökkuşağı yöntemi gibi. Bakın 1 çarpı 60 diyeceğim. Biraz daha sağdan yazalım hatta. 1 ile 60. 2 ile 30 gençler. Bir başta bir sona yazıyorum. 3 ile 20. 4 ile 15. 5 ile 12 1 de 6 ile 10 60'ın çarpanlarıdır. Bu şekilde de bir büyük bir küçük şeklinde bir başta bir sona yokuşa yöntemini yazabiliriz. 72'yi yine normal şekilde çarpanlara ayıracağım. 1 çarpı 72 2 ile 36'nın çarpımı 3 ile 24'ün çarpımı 72 verir. 4 ile 18'in çarpımı 72'dir. 5'e bölünmez 6 ile 12'nin çarpımı 72'dir. Bir de 8 ile 9 çarpımı 72'dir. 1, 2, 3, 4, 6. Küçükten büyüğe doğru yazıyoruz. 8, 9, 12, 18, 24, 36 ve 72 şeklinde. Evet 72'nin çarpanlarını yazalım. Son olarak şuraya gelmişler. 96'yı çarpanlarına ayıracağım. 96 için 1 çarpı 96 diyorum. 2 ile 48'in çarpımı 96 3'e bölünür. 3 ile 32'nin çarpımı 96'yı verir. 4 ile 24 96'dır. 5'e bölünmez 6 ile 16'nın çarpımı 96'dır. 7'ye bölünmez 8 çarpı 12 96'dır. 9'a bölünmez 10'a bölünmez gençler. O küçükten böyle yazarsan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 ve 96 şeklinde 96 sayısının çarpanlarını yazmış olalım. Evet hemen ikinci sorumuza geçelim. X ve Y pozitif tam sayıları olmak üzere X çarpı Y 36 ise X artı Y ifadesinin en küçük ve en büyük değerini istiyor. İşte burada 36 çarpımlara ayırırsam 1 kere 36 çarpımları 36 olan sayıları düşünüyorum. 2 ile 18'in çarpımı 3 ile 12'nin çarpımı Evet 4 ile 9'un çarpımı bir de 6 ile 6'nın çarpımı diyoruz. 2 evet, tane 6 olduğu için bir tanesini elemem lazım. Peki bizden gelse istediği x artı y'nin yani toplama işleminin en küçük değeri. Gerçi burada x ile y birbirine farklı demedi. Lütfen buraya dikkat edelim. Eğer birbirine farklı deseydi 4 ile 9'u alacaktım. Birbirine farklı demediği için x ve y yerine 6 alacağım. Hadi en küçük... 6 artı 6'dan 12 olur. En büyük değeri de evet. 1 artı 36'dan 37'ye elde ederiz. Burada gençlik x ve y rakamları bir, e, harfleri birbirinden farklı olduğu için evet, burada farklıydı düşünebiliriz. Evet, ben burada gençlik, onu da göstereyim. Eğer biz birbirinden farklı alırsak en küçük için 4 ile 9'u alırım. Ve 4 ile 9'un toplamı da 13'te olur gençler. Sonra da biraz netlik olmadığı için birbirinden farklı olup olmadığını belirtmesi gerekirdi diyelim. Ve üçüncü sorumuza geçiş yapalım. şöyle üçüncü soruyu sayfamızı yukarı kaydırarak ekrana getirelim. Aşağıdaki pozitif tam sayıların sayıları asal sayıların çarpmış şeklinde yazınız diyor. Arkadaşlar i̇şte burada asal çarpan algoritmasından faydalanacağız. 72 sayısıyla başlayacağım. Asal çarpanlar ayıracağım. 2'ye böldük. 72 2'ye bölünürse 36. 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. Ve 3'e böldüm. 1. O halde burada 1, 2, 3 tane 2 var. Yani 2'nin 3. kuvveti çarpı. 2 tane 3 var. 3'ün karesi yazılır. 100 sayısıyla devam edelim gençler. 100'ü. Sağ çarpanları ayıralım. 2'ye böldüm. 50 25 25 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e böldük. 5 ve 5'e böldük. 1 Hadi 100 sayısı. 2 tane 2 var. 2'nin karesi çarpı. 2 tane 5 olduğu için 5'in karesi olarak yazılır. 120 sayısında hemen şöyle sağ tarafını kullanacağım. 2'ye böldüm. 60 2'ye böldüm. 30 2'ye böldüm. 15 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. O halde 120 için 2 tane pardon 1, 2, 3 tane 2'miz var. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 çarpı 5 şeklinde evet, asal sayıların çarpımı şeklinde yazarız. 675 sayısı için şöyle kalemimi rengini değiştireceğim. Şöyle 675'i 3'e bölerek başlayalım. 3'e bölersem 325. 325 gençler Rakamların toplamı 10 yaptı. Bakın dikkat edelim. O halde bu 3'e bölünmez 5'e bölelim. 325'i 5'e bölersek 300'ü 5'e bölersem 60 5'e bölersem 5 yapar. O halde 65 yapar. Evet. 65 5'e bölünür 13. 13'e bölünür 1. 5, 5 3 çarpı 5'in karesi çarpı 13 şeklinde yazılır. 1372'yi gençler. Evet. Normal şekilde 2'den başlayarak bölmemiz lazım. 1372 yazalım. Sağ tarafı kullanacağım. Ne yapıyoruz gençler? En küçük asal sayı olan 2'den başlayarak böleceğim. 1372'yi 2'ye bölersek 686. Tekrar 2'ye böleceğim sevgili gençler. 343. 343 gençler. Evet. Rakamları toplamı dikkat edelim arkadaşlar. 3, 4 daha 7. 3 daha 10. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. O halde 7'ye böleceğiz. 7'ye böldüğümü düşünürsem 9 yapar. 49 7'ye bölünür. 7 ve 7'ye böldük 1 oldu. O halde burası gençler 2'ye bölüyorduk. Evet. 2 tane 2'miz var. 2'nin karesi. Evet gençler. 1, 2, 3 tane de 7'miz var. 7 üzeri 3 şeklinde yazılır. Evet, 2904 sayısı içinde şu sol tarafı kurmak istiyorum. 2904 4'ü yazalım. Yine en küçük asal sayı olan 2'den başlayarak bölmek istiyorum. 2904'ü gençler 2'ye bölecek olursam 1452 yapar. 1452'yi 2'ye bölecek olursak 726 olur. 726 yine 2'ye bölünür gençler. 2'ye bölersem 363. 363 artık 3'e bölünür. 121 21, 11'in karesidir. Sadece 11'e bölünür. 1 ve 11'e böldüm. 1. 1, 2, 3 tane 2. Yani 2 üzeri 3 çarpın. 1 tane 3 var. 2 tane de 11 var gençler. 11'in karesi şeklinde yazarız. Şöyle dördüncü sorumuzu gençler. Ekranımızı yukarı kaydırarak yazmak istiyorum. Biraz yukarı kaydıralım. Ve sayfamızı temizlemiş olalım. Dördüncü sorudan aşağıdaki pozitif tam sayıları tabanları asal sayı olacak şekilde üstü ifade ya da üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız diyor. Gençler yani işte 64 biliyorsunuz 2'nin 6. kuvvetidir. Yani 6 tane 2'nin çarpımıdır. 81 3'ün 4. kuvvetidir. 1125 gençler direkt olarak söyleyemeyiz. Şöyle 1125'i bölen lisesinden faydalanarak asal çarpanlarına ayıracağım. Evet 2'ye bölünmez 3'e bölerek başlayalım. 3'e bölersek 375, 375'i 3'e bölüyorum 125, 5'e böldüm 25, 5'e böldüm 5 ve 5'i böldük 1. 1, 2 tane 3 var. Yani 3'ün karesi çarpı 3 tane 5 var. 5 üzeri 3'le yazılır. 784 sayımız var gençler. Yine bölen listesiyle asal çarpanları ayıracağım. 2'den başlayarak bölersek... 784'ü 2'ye bölersem 392. Tekrar 2'ye bölüyorum gençler. 196. 2'ye böldük. 98. 98 2'ye bölünürse 49. Tekrar 7'ye böleriz bakın burada. 7 ve 7'ye böldük 1. O halde 1, 2, 3, 4 tane 2. 2 üstü 4 çarpım. 2 tane 7 var. 7'nin karesi şeklinde yazılır. Evet. 1800 sayısını yine çarpanlarına ayıralım. Evet. 2'den başlayarak bölersek 900. 900 2'ye bölünürse 450. Evet. Tekrar 2'ye böldüm. 225. 225 gençler 3'e bölünür. 75. Tekrar 3'e böldüm. 25. 25 5'e bölünür. 5. Ve 5'e böldük. 1. 1, 2, 3 tane 2. 3. kuvveti çarpım. 2 tane 3, 3'ün karesi çarpı 5'in karesi şeklinde ne yazılır? 4459'da sol tarafı kullanacağım gençler. 4459 sayısı sevgili gençler 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez. Rakamları toplamı 9 18 22. 5'e bölünmez gençler. O halde 7'ye bölünür diyelim. 7'ye bölersek 600 30 7 gençler 637'yi 7'ye bölecek olursam 637'yi 7'ye bölünürse 91 kalır. 91 gençler evet 7'ye bölünür 13 ve evet, 13'te 13'e bölünür 1 olur. O halde 3 tane 7'miz var yani 7'nin 3. kuvveti çarpı 13 şeklinde ifade edilir diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim ve 5. sorumuza geçelim. Beşinci soruda sevgili gençler aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız demiş. öncelikle dikkat edersek burada 120 sayısı incelenmiş. O halde 120 sayısını öncelikle evet, ne yapalım gençler şöyle kalem değiştirerek çarpanları ayıralım. 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı 40, 4 çarpı 30, 5 çarpı 24, 6 çarpı 20, 8 çarpı 15, bir de 10 ile 12'nin çarpımı 120'yi verir. A seçeneğinde 120 sayısının en büyük pozitif tam sayı çarpanı 60'tır demiş. Arkadaşlar bir sayının en büyük pozitif çarpanı kendisidir. Yani 120 olması gerekiyordu. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır diyorum. 120 sayısının en büyük asal çarpanı istiyor. Arkadaşlar asal çarpanları incelediğim zaman 120'nin bakın 2, 3 ve 5 var. Gördüğünüz gibi burada en büyük asal çarpanı 5'tir. Yani bu ifade doğrudur. 120 sayısının asal çarpanların toplamı 11'dir demiş. 2 artı 3 artı 5 topladığım zaman 10 yapar gençler. Bu ifade yanlıştır. Evet. 120 sayısının 12 tane pozitif çarpanı var demiş. Bakın gençler şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane 12 değil. 16 tane pozitif çarpanı vardır. Yani bu ifadede yanlış olur diyoruz. Evet. Şöyle 6. sorumuza bakalım. Asal çarpanları 2, 3, 11 olan 4 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır diyor. Şimdi 4 basamaklı sayılar olduğu için biz bunu direkt olarak işlem olarak yapamayabiliriz. O halde seçenekleri eleyerek devam etmekte fayda var. Gerçler 2, 3 ve 11 demek asal çarpanları Burada hem 2'ye hem 3'e hem 11'e bölünmesi gerekir. A seçeneğiyle başlarsak çünkü bizden en küçük sayı istiyor. Yine 12 sayısı gençler. Buradaki en küçük sayıdır. Ve dikkat edersek 2'ye bölünür gençler. Çift sayılar 2'ye bölünür. Rakamları toplarsam 1 artı 0 artı 1 artı 2'den 2, 3, 4 rakamları toplam 4 yapar. 4 olduğu için gençler 3'e bölünemez. A seçeneğini eleriz. Yine 14 sayısı gençler çift sayıdır. Evet 2'ye bölünür. Rakamları toplam 1 artı 1 artı 0 artı 4'ten rakamları toplamı 6'dır. 6 olduğu için gençler evet ne diyelim? Evet 3'e bölünür. Evet 11'i gençler ne yapalım? 11'i şöyle asal çarpanları ayırarak artık evet 11'e bölünüp bölmediğini kontrol edelim. 2'den başlayarak bölüyorum. 1014'ü 2'ye bölersem 507. 507 gençler 3'e bölünür. 3'e bölersek 169. 169 13'ün karesidir. 13'e bölünür. 13, 13'e bölünür 1. Bakın 2, 3 ve 13 olması gerekiyor. Burada 11 olduğu için B seçeneği de elenir diyelim. E D'ye geldiğim zaman gerçi yine şöyle asal çarpanlarını ayıralım. 1056 sayısını 2'den başlayarak biliyorum. 2'ye bölersek gençler 528. Tekrar 2'ye böldüm. 264. 264 2'ye bölünürse 132. 2'ye böldüm 66. 2'ye böldüm 33. 3'e böldüm 11. Ve 11'e böldük 1. 2 var. 3 var. 11 var gençler. Evet, buradaki en küçük sayı gördüğünüz gibi 1056 olur diyorum. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Ey sevgili gençler bu sorumuzla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.